Kaç yukarı yukarı. İyi bakayım. Dokun dokun. İyi yalan bana. Böbreklerim ağrıyor ya. Niye? Üşüttüm ya. Su yaz mı içiyorsun anne? Bazen suyu sen aksatıyorsun. Bazen su içmeyi ihmal ediyorsun sen. Bir ara öyle oldu da düzene soktun değil mi su içmeyi? Şuraya 2 litre suyu doldur. Onu iç. Ya da ağır bir şey kaldırdıysan, soğukta durduysan boşluktan da ağrır. Bu şeylere dikkat edeceksin. Gülemiyorum bak. Diyor ya acık gülümseyesim yok diyor ya. Arkadaşlar benim şu an 20'lik dişim şiş. Konuşurken biraz zorlanıyorum. Bu sabah da yüzüm şişmiş yani. İnmesini beklerken tam tersi oldu. Ben dedim her gün herhalde iyiye gider dedim. Küp küp mü kızartacaksın patatesi? Hani Taç'tan adam gibi bir tava al. Aa şeyde Instagram'a Taç'ın sayfasında indirimler var. Tavayla tencere. Ne şey acaba? Sana kartı vereyim de. Ben sana bir şey mi? Şu an bir tavayı 250'den aşağı alamıyorsun. Yumurta tavasıyla normal saplı tavayı mı 250? Öyle bir şey yazmışlar. Tamam, 2 tane tava aldım. Yani ben reklam yapmak için demiyorum ama ben o kadar tava aldım. Bir tek Taç'ın tavasından memnun kaldım. Patates kızartma tavamızdan mı? Hayır, Taç'ın tavası. Bir de tavayı şeyi böyle takım almayın arkadaşlar. Takımda gelen tavalar hiçbir şeye yaramıyor. Bimlerdekiler falan hiç iyiydi. Tek olarak alın, tek. Konuşmam kaydı iyice, yüzüm şiş. Ağlarımızın içi çizildi. Şimdi bir de 2 tane. Bak o Taç'ın içi şey olan bir tava var ya bende, lila. Evet.
şey. O kadar memnunum o tavadan. Bulsam bir tane daha alacağım. Tamam ben bu kahve. O da iyi. O da iyi. Diğer bu granit olan yok mu tacın aldığımız kahverengi sabla? O da çok iyi. Tamam ben sana kartı vereyim kartımı. Sen orada al. Kapıda ödemeli geliyor anne Instagram'dan. Nereye? Kapıda ödemeli. Kendin beğenmeyeceğim mi gidip de? Tacın tavası fark etmiyor. Gelsin. Kapıda kart çekemiyor mu? İndirimli. Yo para veriyor kapıda. Post cihazı da getiriyorlar da. Kendin gidip alsam. Hem gezmiş olursun. Ben bana söyledim geçen gün. Ben tavaya ihtiyacım var dedim. Tava çok ama iş yapmıyor. Ha, bunun aynısı bende var. Hı. Karacan değil mi bu? Ha. Yemek tencere takımıyla aldığımız. Tencere takımı hiçbir şey aramıyor. Çok ince teneke gibi. Tava var. Avrola hep tava dolu. Ama tava benim patatesim kızartma kızı neye yarayacak? Ya, ya tefal alacaksın. Bak tefal de çok iyi. Kırmızı noktalı tavalar var ya. Evet. Bu dediğim dün akşam Instagram'a bakarken gördüm. Ben şimdi bunu Mustafa'nın evine götürdüm. Dün akşam Instagram'a bakarken gördüm. Belki burada iyi olsun. Bak Emsa'nın çelik tenceresi var. Evlendiğim sene almıştım. Bir güzel pilav yapıyor. Hiçbir şey olmadı çelik tencereme. Şimdi tabii ki hepimiz granitlerde pilav yapıyoruz ama ben çelik tencerede çok güzel pilav oluyor. Yapışıyor dibine de ondan biraz şey yaptım. Tuz attın mı yağa? Tavaya ihtiyacım var baba. Unuttum baba. Tava dolu abla. Ne yedi ya? Tavada bak abi. Tavaları çıktı. Ben bir de Taj'dan balık tavası almıştım. 170 liraya mı ne almıştım. Şu anda 400 lira olmuş o tava. Bir kilo mezgiti hamsiyi alıyor. Bir kiloyu tam alıyor. Tava öyle büyük. Bir de güzel yani. Ben de balık tavamı yiyeyim ya. Balık tavamı yiyeyim. Ayrı. Normalde mezgit çok yapışan bir balıktır. Ama benim o tavaya mezgit yapışmıyor. Mezgit tava seçiyor. Tava seçiyor mezgit. Mezgit böyle şey diye ıslak bir balık. Ben bunu değişik patlatıyorum. Böyle yağda kızartıyorum. Bunlar şey niye yağda? Bunu ben böyle şey yapıyorum. Buharda yumuşar. Ha bulamaz. Biz hep böyle kızartıyoruz. Ya biz aşırı yağ ya patates atıp kızartıyoruz. Şu ekmekleri de çeviriyorum da yanmasın. Anam benim yakışıklımın resmi var ya dolapta. Getir babaannesi getir. Bana kafacı bizim de alıyor resmimi alacağım diye. Nasıl yani? Aa bu dolap için yapılmış. Bize de versinler bir tane. Bizim dolapta Erdem'in resmi yok. Emir Ali'nin var. Aras'ın var. Aa yakışıklıma bak ya. O 5 yaşında, bu 1 yaşta. Tamam. Sıra diyeyim bir tane de bana şey yapsın bunlar. Ama götürün de çıkarttırayım. Bu şey yapılmış. Bu dolap için yapılmış ama. Tamam dolap için yapsın ya. Şöyle göstereyim. Bu da Emir Ali'nin küçüklüğü arkadaşlar. Burada Emir Ali 1 yaşında yazıyor. Şunu da ben Safranbolu'na gittiğim zaman annemle babama yaptırmıştım. Seyhan Erbey Safranbolu evi diye. Bunu birinci gittiğimde herhalde yaptırmıştım. Bunu da ikinci gittiğimde almıştım. Safranbolu. Bunu da İstanbul'dan almıştım. Bunu da Bodrum'dan. Bunu Seyfo Hanım Sinop'a gittiği zaman kendi almıştı. Bunu da Alaçatı'dan almıştım. Ne kadar güzel bir şey almışım Alaçatı'dan. Çok güzel. Ben bunu çok seviyorum. Bu Alaçatı'dan arkadaşlar. Bunu da Alaçatı'ya Samsun'dan araba... Samsun'dan da alacağım. Samsun'dan belki... Evet, bunu alacağım. Alaçatı'ya araba almaya gitmiştim İzmir'e. O zaman almıştım. Bunu da Amasya'ya gittiğimde almıştım. Yine anneme ben almışım hep bunları. Babam mı çağırıyor? Samsun'dan Karadeniz... Resmen orayı ben doldurmuşum. Samsun'da fındık var. Bakayım.
Ha, sıcaksın mı içiyor anne? Acı da limon sıksaydın içine. Nereye gidiyorsunuz? Gel buraya hadi. Niye bağırıyor? Gel. Gel lan buraya. Beni gördü bak bak. Kuti seni kuti. Sen. Kuki. Ne oldu oğlum? Ne oldu budık? Budık ne oldu budık? Hani budık? Şımarıklar sizi. Yediniz mi yemeği? Mamayı yemiyorlar herhalde baba. Alıştılar ete ya bak. Mamayı kayır kayır yiyip. Mamanın şimdi bir çorbasını geri vereceğim. Aynı mama mı? He. Kimler aldı mamamı? Yok canım. Veterinerden mi alıyor? Necip'ten alıyordum bunu. Bir kiloluk, bir kiloluk. 5 kilo. Buzu etti ya. İyi. Budık niye yemiyorsunuz la? Niye mamayı yemiyorsunuz? Arayacaksınız siz onu. Otur bakayım oraya bir. Otur. Oraya oturuyorsun. İkiz kardeş gibi geziler ya. Bak. Kekürlü seni. Ha yukarı köpek gidiyor. Bak yukarı köpek gidiyor. Buna bağırıyor. He fındığa bağırıyor. Fındığı fındıklara da koymuyorlar. Yoldan da geçirmiyorlar. Ha o taflan tutmuş görüyor musun baba köşede? Hani? Ha bu. Şu. Tutmuş yani o. Ya onlarla beraber öbürlerini diktirdim ya. Ötekiler tuttu mu? Tuttu, hepsi tuttu. Köklü söktü bunları. Kemal'in oradan. Ayva? Ayva iki tane var. Biri burada, biri o kapının berisinde. Çok uzamıştı. Şeyle kestim meyve makasıyla doğru. Tutmuş da o da. Hata yaptıklarında hatasını göster, çubuğu yere vur. De ki siz bu hatayı yapıyorsunuz bak bu hata diye göster onlara. Hadi. Buraya gel lan. Gel bakayım oraya. Ha burada çubuğu bak ha buraya koy. Ana, bak oturuyor bak oturuyor gelmiyor. Almışlar orada. Oturuyor gelmiyor. Ya ellerim yağ olmuş ya tencereden atarım bir tane daha. Tamam daha ne atacağım baba? Karnın doyduysa bir daha... Bir daha akşam yesinler. Ört. Ört kapıyı. Çocuğumun resmini yerine koyayım avucumda geziyor. Şöyle görünen yere koyayım ben görmemişim bak onu akşamdan beri. Şöyle dursun. Babaannesine diyormuş ki ben senden her yere giderim. Çok seviyor babaannesini. Sıcak yerde oturuyor. Babaanne de iyi bakıyor ona. Hey sen sen yapıyor ya. Anamın ekmek kızartma makinesi. Kekik serptin mi anne? Buna kekik yok herhalde. İzleyicimizin biri demiş ki yemek yerken de sizi izlemek istiyoruz biz. Annem yemek yerken utanıyor arkadaşlar. Bu otu yere dökmüşler. Bu Asılmış bana ne geldi babacığım. Annem hiç gece uyumuyor. Zümrüt'ün sürekli bakmaya gidiyor. Zümrüt baktım şey az saman az ya şartışım yemin. Saman az olacak. Az fazla yedirme baba. Su verdim yok. Ot kodum bir daha benim. Fazla Zümrüt'ü bu arada fazla yedirme değil mi anne? Aga bunu ters koyuyorsunuz ya. Şöyle mesine kursun. Hayır be ben migrenim tuttu. Senden hiç tartışamam konuşamam. Bir sandalye daha. Sağ şey alalım. Ne o gözlük şey var ya gece takan takıyor. Ondan alayım ben. Anne bu demir neden akıtıyor? Akıtıyor. Çok mu doldurdunuz suyu? Bu demliği önceden de akıtıyordu. Ben sinir oluyordum bu demliğe.
Islak mendil şey yapamam, şeyi kirletme orada. Evet, toyda bu ıslak mendiller de 9 lira, 10 lira. Bim'de falan 15 lira. Bim'den al. Hadi sen gelme, bu gitti. Geriye az kaldı. Koy üstüne dursun abi. Arada şey var ya. Ya bile dur mu, belki dökersin gene. Rulo var ya. Bak, yani bu sene çay, sen demledin bu çayı. Bu ilk defa oldu bugün bu iş. Tamam da babam döküyorsun diye mi dememiş çayı? Ne yaptın buna, yukarıdan mı çay koydun, aşağıdan mı koydun? Ne arama ya. Az da hiç kaldırmayacak mısın? Yok yok, bu demir, bu demir böyleydi işte zamanında. Başka demir iyiydi bu. Bir dökme olma var. Demek üste kadar doldurmayacaksın. Yarım demleyeceğim bunu. Kaç gün demir böyle yapmıyor derbe. Sen neden geçti bugün? Nazar değil. Ben bilmiyorum. Nazardan çok korkuyorum zaten. Çatallar nerede? Demir modeli çok güzel aslında. Bak diyor işte. İşte modeli yaramıyor. Dış görünüşe aldanmayın arkadaşlar, hiçbir zaman. İnsan da dış görünüşüne aldanmayın. Çatal getirir misin? Dış güzellikten bayılıyor ama içi de beni bayılıyor. Ben dış görünüşe bakmıyorum da. Ama babam senin dış görünüşüne bakarak almış. Niye benimki? Seninki değil de benimki neden oluyor? Ama burada tıngırdı insan, duyduğuma kalkması lazım. Yine benim mi gidecek başına? İlle yani neredesin? Otur da gelsek bakabiliyor mu? Kaçıcı kaçıcı öyle. Söylemiyor da numarayı. Mustafa'ya kiralgıya bulamadım. Adamın seyahati neydi evi? Ama şimdi akşamdan beri akran gelmemesi bu beni şaşırttı biraz. Sıradı. Gazetede çalışmışlar. İsmini hatırlıyorsun değil mi? Hasan ismi. İsmi kardeşin adından ya. Unutulacak ya, soy isminden şey almıyor. Gürcü Hasan, Gürcü Hasan, Gürcü. Ama, ama numarasını niye almadın? Yani numarasını alaydın. Lazım değildi ki. Sonuçta ev arıyorsun, adam da kiraya ev verecekmiş yani. İki tane var demiş. Biri de kız kardeşin mi neymiş yani? Başka evi garip değil. Anne de ya. Ben işte erken gelseydim derdim amca senin numaranı alalım biz diye. Vay anasını ver. Ama adamı gitti camiye, biliyorsan gitti bugün camiye. Sen kendi numaranı söylesen adam seni çaldırırdı. Bunu da söylemem. Hadi numarayı kaydedemem diye düşünmüştür bu. Bu adamı gitti camiye kurtarmaya. Sen öğrenme mazara o camiyeyi. Adam bu. Karının biri gibi babam her gün çarşıya gidiyor. İki kişi gidiyor bir de, dünyanın parası ya. Git gel 40 lira. Her gün 40. Evin kirasını yediysin. Yedi. Bir şey yapıp da gelemiyoruz. Ama ben dün babama dedim ki abi elimizdekileri dedim abi burada markete bir yere bırakalım emanet. Ne orada kopa kopa eve gelmiş. Bilmiyorsun bilmiyorsun nerede? Dört yol. Bak şimdi bilmiyorsun diyor, diyorum ki Sinan numara attı diyorum, adamı arayalım. Arayacaksın, adres verecek lan. Sana dedim ya, adam müsaitse gidelim, müsaitse köye gidelim dedim. Ben de sana suç buldum ha. Böyle der ki ben köye gidiyorum. Yo demedim hiç. Ha, çantı sor. Elindeki çantayı ben şimdi yoldan geliyorum. Dedim ki sen avruya markete 5-10 dakikanla bırakalım dedi. Markete. Karşıda o kocamanlı çocuklara. Aa, bir de oradasınız. Evet. Orada yayan geç. Gidelim, ne var yayan 4 yola yürüsen. Bu şimdi zor değil, bunu da götürürüm. Çamaşır boşalt. Yok şey, A100'de bir şeyler al dedik. Olsun, ağır değil bunlar. Yani adamı arayacaktım önce, müsait misiniz diye. O da müsaitim derse poşete bırakacaktım, gidecekti. Ya şofben herhalde. Bu da hadi hadi araba gidiyor, hadi evde araba gidiyor. Evde şofben yok bu arada, şofben. Şofben yoksa gülüsüzü yok. Oldu canım, gülüsüzü yok, doğal gaz yok. Dünyanın parasını istiyorlar. Tabii sen de öyle dersin, şofben yok 250 milyon düşerim dersin, 750'ye düşeriz. Şofbenle ne takacağız? Var mı şey bizde açılacak şofben? Ha.
Çalışayım, çalışmaya belli değil yani nerede olduğunu. Bir elektrikçi getireceksin, takça bunu. Ha, o şeyli yani, bu onu yapamaz. Nerede dedi, dijitalliydi. Bir oradan oraya da, şunu da buradan oraya çalışayım belli değil. Çalışır ya, hiç kullanmamış ki. Arkadaş, gideceksen git, gitmeyeceksen o. Oh. Özay mı ne? Ha, gideceksen bir de şöyle bir şey var. Sen şimdi buradan arabaya biniyorsun, termiye gidiyorsun. Siz çok saçma işler yapıyorsunuz. Termiye gidiyorsun, adamı arayacaksın. Kaş gibi müsaitsiniz. Biz eve bakmak istiyoruz. Böyle bir şey var. Sen termiye gidip adam arar. Adam der ki ben termiyede değilim, bacım Samsun'dayım. Niye gittin sen termiye? Tabii canım, öyle arabadan gidiyor. Anahtarı vermiş diyor benimle yani. Yoksa anahtarı? Öyle olmaz. Yusuf için alacağım, beraber gidip geleceğiz. Ha, Yusuf mahalle arasında. Yazacak işi ne? Oturuyordu abi. Ne işin var Yusuf'dan ya? Her sokağa da araba girmiyor ha. Doğrudur. Ara sokaklara girmez. Ara sokaklar. Sinan'ın ev, Sinan'ın evinin arkasında ev. Babanla yürüdüğümüz yol. Şu an kamerayı anneme tutamıyorum arkadaşlar. Annem başı açık şu anda. Duydun mu? Açık tutmuş, evet. Sinan'ın evin arkasında ev ama bu gördüğümüz ev. Evi bir türlü yolunu bulamadık. Aha. Evin yolunu çok zor buldum. Evin arkasında. Yol gitmiyor. Bir de 1700, bir de 1750 yazmış kirayı. Ha. Karşıda. Ya onun yazmasına değil. Her şeyin bir basalık payı var. Maaş olabilir ya. Hayırlısı olsun. Sinirlendirdiler beni.